Avrupa'dan Türkiye'ye giriş kapısı, kapı kule, kilit. Çünkü Bulgaristan tarafında modernizasyon çalışmaları var. Arabalar bekliyor kapı kulede. Son durum ne acaba? Doğan Haber Ajansı Edirne Büro Şefi Lütfü Karakaş'a soralım. Lütfü, nedir durum? Hala bekleyenlerin sayısı 1000'in üzerinde gümrük kapısında, Kapıkule'de, Türkiye'nin en büyük gümrük kapısında. Neden? Çünkü özellikle Perşembe ve Cuma günleri yola çıkan Avrupa'daki Türk işçileri hafta başında işinde olmak, işbaşı yapmak istiyorlar. Bu nedenle özellikle Perşembe ve Cuma günü yoğunluk yaratıyor Kapıkule'de. Halbuki Kapıkule'deki bu yoğunluğun alternatifleri var. Yolcular İpsala'ya, Pazarkule, Dereköy gümrük kapılarını tercih edebilirler. Her nedense sadece Kapıkule'ye doğru yönlü var. Son 24 saatte Kapıkule'den 5000 otomobille yaklaşık 20.000 yolcu yurt dışına çıkış yaptı için. Peki herhalde sıkıntı Bulgaristan tarafında olduğu için Türkiye tarafına daha gelemeden kuyruklar Bulgaristan tarafında, tahmin ediyorum. Doğru mu? Tam tersi, Türkiye tarafında bir kuyruk var. Ancak Türk gümrük kapısında Kapıkule Gümrük Başmüdürlüğü ekipleri ve polisler çıkış işlemlerini yapıyorlar. Ancak Avrupa Birliği'nin Bulgaristan'a İçişleri Bakanlığı'na yoğun baskısı nedeniyle Türkiye'de, Avrupa'da çalışan Türk kişileri zaman zaman otomobillerin bagajlarında yakınlarını yurt dışına kaçırıyor. Ve Bulgar gümrüğünde çok sayıda bu tür olay oluyor. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin baskısı sonucu yurt dışına çıkış yapacak araçlarla çok ince bir arama yapıyor Bulgar gümrük görevlileri. Bu nedenle de çıkıştaki yoğunluk artıyor. Tabii gümrük kapısındaki bir yenileme çalışması var. Bu da bir başka etken. Ne zaman biteceğini biliyor muyuz bütün bu çalışmaların? Bulgaristan bir şey söylüyor mu? Tabii Bulgaristan makamları Eylül ayı sonuna kadar bu çalışmaları bitirmeyi hedefliyor. Ancak o tarih itibariyle Avrupa'da çalışan Türk kişileri de çoktan çalıştıkları ülkeye varmış olacaklar. Evet, işine yaramayacak kişilerin. Teşekkürler Lütfü, kolay gelsin.